Birinci kata çıktık. Çıktığımız gibi Türk bayrağımızı gördük. İnsan gerçekten de yurt dışında Türk bayrağını görünce bir tuhaf oluyor. Herkese selamlar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Birmingham Kütüphanesi'ndeyiz. Birazdan Birmingham Kütüphanesi'ne girip içeriği inceleyeceğim, görüntüler alacağım. Birmingham Kütüphanesi Avrupa'nın en büyük halk kütüphanesi olarak geçiyor. Aynı zamanda da İngiltere'nin en büyük halk kütüphanesi olarak geçiyor. Burası İngiltere'nin 10 cazibe merkezinden bir tanesi olarak yine yer alıyor. Gelmeden önce bir araştırdım. Baktım ne farkı var, ne gibi özellikleri var diye. Bu kütüphanenin en üstünde büyük bir tank oluyor. Şurada görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Görmüyorsanız da fotoğrafla bunları ayrıca koyacağım. En altında iki tane büyük kuyu var ve bu kuyulardan bir tanesi yukarıya doğru su çıkışını sağlıyor. Aşağıdan çekilen su yukarıdaki tankta depolanıyor ve bu su binanın soğutma ve hava temizliğinde kullanılıyor. Yenilebilir bir enerji olarak da ve inanılmaz bir enerji tasarrufu sağlıyor bu vesileyle. Kütüphane beni birazcık şey konusunda şaşırttı. Normalde hani bu tarz büyük kütüphaneler 24 saat açık olur. Burası hafta içi 11-7 arası, hafta sonu da 11-5 arası açık oluyor. Ve aynı şekilde daha önceden çok daha fazla saatlerde açıkmış, enerji tasarrufundan dolayı birazcık daha kapatmayı düşünmüşler. Binanın en üst köşesinde William Shakespeare anma odası var. Onun yanı sıra farklı olarak dışarıdaki tasarımı, bu civardaki geçim kaynağını sağlayan esnaf mı desem, mücevher satan insanların dükkanlarının görüntülerini anımsatmasına dair bir çalışma yapılmış. Normalde bu tarz yapılar hazırlanırken yarışmalar yapılıyor. Burası da yine bir yarışma ile yapılmış. 100 tane mimar arasından 7 tane mimar seçilmiş. Onlarla beraber sanırım bu çalışma yapılmış. Yapılan bu çalışma neticesinde de böyle bir yapı meydana gelmiş. Ayrıca şöyle bir özelliği var bu binanın. İçerisinde yapılan çalışmalar, mesela merdivenlerin, birazdan girdiğimizde göreceğiz, merdivenler böyle çapraz şekilde çıkıyor yukarıya. Tabii çok da fazla teknik bilgi sahibi değilim. Bunları anlatarak da, böyle ezber bilgileri anlatarak da sizleri böyle yormak da istemiyorum. Sadece bizim hani normal son kullanıcının anlayabileceği şekilde şunu söyleyebilirim. Bu merdivenler ve dışarıdaki tasarımı ile beraber içeriye gelen gün ışığını sağlamak için yapılan bir çalışmaymış. İçeride herhangi bir gölge ya da fazla güneş alabilecek bir ortam yokmuş. Gayet nezih bir ortam sağlamak için böyle bir çalışma yapılmış. Şimdi birazdan içeriye gireceğiz. İnşallah görüntü alırken problem yaşamayız. Bol bol görüntüyle beraber bu videoyu tamamlayacağım. Hadi bakalım içeride neler varmış. Çocuk kütüphanesi ve müzik kütüphanesi var. Müzik kütüphanesi ilginç geldi bana. Alışık olmadığımız bir isim. Şimdi biz yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet, birinci kata çıktık. Çıktığımız gibi Türk bayrağımızı gördük. İnsan gerçekten de yurt dışında Türk bayrağını görünce bir tuhaf oluyor. Gerçekten milli duygular kabarıyor gerçekten de. Bayrağımıza şöyle yaklaşalım. Evet, şimdi yanlış bilmiyorsam bu katta her dilden kitap var diye biliyorum. Bakalım Türkçe kitap bulabilecek miyiz? Şöyle bakalım. Evet. Nerede Türkçe yazıyor? Gördüğünüz gibi burada birçok dil var. Avrupa dilleri falan diye geçiyor burası. Europe language diye geçiyor. Türkçe dahil birçok dil var. Ne var bakalım? Arapça var, İspanyolca var. Önden söyleyeceğim ben. Spanish, Rusça var ve buna benzer birçok dille var. Birkaç tane Türkçe kitaba bakalım, sonra diğer taraflara geçelim. Şöyle rastgele kitap seçiyorum. Canan Tan'ın kitabı var. Canan Tan Kırahi diye. Yani bilindik olarak Eli Şafak var.
Ahmet Ümit var. Yani bilindik olarak derken benim bildiğim en azından. Allah'a emanet. Kahraman Tazeoğlu'nun kitabı var. Şifalı Bitkiler kitabı var. Sonra da ne var? Bir avuç Nazi, bir mübadele romanı. Kimilmiş? Hügen Ünal Şen'in kitabıymış. Çok güzel ya, hani böyle buraya gelip de kendi ülkene ait kitabı bulmak ve birçok dilin dile ait kitapları bulmak gerçekten de çok güzel. Uluslararası olarak hani istediğin kaynağa ulaşabilmek, tamam çok büyük bir Türklere ayrılan ya da her dile ayrılan çok büyük kütüphane yok ama en azından az da olsa gerçekten harika bir zenginlik. Kültürel anlamda harika bir zenginlik diye düşünüyorum. Arasında kaybolduk resmen. Bu arkamızda meeting roomlar var. Bu meeting roomlarda sanırım randevuyla beraber şey yapılabiliyor, alınabiliyor. Şu anda herkese açık değil, kapıyı açamadım. Ama içerisi çok güzel. Görüntüler yani toplantı odası anlamında çok güzel. Tamamen online toplantı için hazırlanmış sanırım. Şöyle bir yaklaştırayım. Kameralar falan var. Ekran falan var. Şu anda 7. kattayız. Sacred Garden olarak geçiyor burası. Yani biz de binanın içinde kaybolduk gibi böyle. Bayağı bir yüksek şu an burası. Görmüş olduğunuz manzaralardaki gibi. Burada birazcık daha böyle business gibi, yani sadece kitaptan ziyade toplantıların yapılabileceği bölgeler olduğunu da görmüş olduk. Şöyle bu teras kısmından bir görüntü alayım size. Şöyle göstereyim. Algıda seçicilik olsa gerek. Fındık dönemi de geldi ya, şimdi Karadeniz'de herkes fındık topluyor. Evet, Avrupa'nın en büyük kütüphanesinin üstünde bir tane fındık fidanı görüyoruz. Buyurun. Bu bölgede haritalar var. Gördüğünüz gibi sanırım Birmingham özelinde ya da artık İngiltere özelinde olabilir. Buradan istediğiniz çekmeceyi açıp araştırmanızı yapabiliyorsunuz. William Shakespeare'i anma odası vardı. Oraya giremedik. Kapalıymış. Niye kapalı bilmiyorum. Kütüphanenin genel hatta, yani genel hatlarıyla görüntüleri bu şekilde. Biraz sessiz ortam olduğu için çok fazla sesli bir şekilde konuşup video çekmem birazcık hoş olmuyor. Buranın yan tarafında yine tiyatro alanı var. Daha keşfedilmek için birçok yere bakmak lazım aslında. Sessiz bir ortamdan en sonunda bahçeli bir ortama çıkabildim. Buradan daha içeride ister istemez biraz sessiz olmak gerekiyor. Çünkü insanlar ders çalışıyor, araştırma yapıyor. O yüzden buraya geldim. Aldığım görüntüler özet niteliğinde, birazcık daha derinlere doğru gidildiğinde işte film izlemesinden tutun tiyatrosuna kadar buranın etkinlikleri devam ediyor. İyi takip etmek lazım, internetten birazcık da araştırma yapmak lazım, gelip görevlilerden de bilgi almak lazım diye düşünüyorum. Genel hatlarıyla ortam çok güzel, sessiz, gün ışığı, tam ders çalışmak için harika bir ortam olduğunu düşünüyorum. Yani böyle üniversite yıllarında böyle nezih bir kütüphane olsaydı efsane olurdu diye düşünüyorum. Mutlaka gelip görülesi bir yer olduğunu da ekstradan ilave edeyim. Farklı bir kültürün kütüphanesi nasıl oluyormuş bunları da görün. Yine tekrar edeyim. Kendi bayrağımı ve kitaplarımı görünce de tüylerim diken diken olmadı değil açıkçası. Bu videoyu burada tamamlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım bir sonraki videoda nerede olacağız. Takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.